Hannibal'in İtalya'daki başarıları Roma İmparatorluğu'nun temellerini sarsmıştı. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Özellikle Cannae Savaşı'ndaki ezici zafer, Roma'nın o zamana kadar gördüğü en büyük askeri felaketti. Bu zafer sonrasında birçok İtalyan şehir devleti Roma'ya olan bağlılıklarını sorgulamaya başladı. Capua gibi önemli şehirler Hannibal'in tarafına geçti, bu da Roma'nın İtalya'daki hakimiyetini ciddi şekilde tehdit etti. Ancak Hannibal'in stratejik başarılarına rağmen nihai hedefi olan Roma şehrini ele geçirmeyi başaramadı. Bunun birkaç nedeni vardı. Kuşatma ekipmanı eksikliği, Alpleri geçerken kaybettiği ağır ekipmanlar büyük şehirleri kuşatma yeteneğini sınırlandırmıştı. Takviye kuvvet yokluğu, Kartaca Senatosu Hannibal'e yeterli destek göndermedi. Bu ordusunun sürekli olarak yıpranmasına ve zayıflamasına neden oldu. Roma'nın direnç gücü Romalılar tüm kayıplarına rağmen savaşma azimlerini kaybetmediler. Bu noktada Roma'nın ünlü generali Fabius Maximus devreye girdi. Kunctator, geciktirici lakaplı Fabius, doğrudan çatışmadan kaçınan bir strateji benimsedi. Bu taktik, Hannibal'in ordusunu yıpratmayı ve Roma'nın kaynaklarını korumayı amaçlıyordu. Fabius, küçük çaplı baskınlar ve pusu taktikleriyle Hannibal'in ordusunu sürekli taciz etti. Ancak büyük çaplı çatışmalardan kaçındı. Bu strateji başlangıçta Roma halkı tarafından eleştirilse de zamanla etkisini gösterdi. Hannibal'in ilerleyişini yavaşlattı. Roma, aynı zamanda diplomatik yollarla da Hannibal'i zayıflatmaya çalıştı. Kartaca'nın müttefikleriyle anlaşmalar yaparak Hannibal'in destek almasını engellemeye çalıştılar. Özellikle Numidya Krallığı ile yapılan ittifak, savaşın sonucunu belirleyen faktörlerden biri oldu. Savaşın gidişatını değiştiren en önemli hamle, Roma'nın İspanya'daki Kartaca topraklarına saldırması oldu. Genç ve yetenekli General Publius Cornelius Scipio, daha sonra Afrikanus unvanını alacaktı, komutasındaki Roma ordusu, İspanya'daki Kartaca güçlerini yendi ve bölgeyi ele geçirdi. Bu, Hannibal'in arkasındaki destek güçlerini kaybetmesi anlamına geliyordu. Bu gelişmeler üzerine Kartaca Senatosu, Hannibal'i İtalya'dan geri çağırdı. Milattan önce 203 yılında Hannibal, 15 yıl boyunca mücadele ettiği İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. Kuzey Afrika'ya dönen Hannibal, burada Roma ordusunun tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Milattan önce 2002 yılında Kuzey Afrika'daki Zama'da gerçekleşen savaş, 2. Pün Savaşı'nın kaderini belirledi. Scipio Africanus komutasındaki Roma ordusu, Hannibal'in ordusunu mağlup etti. Bu savaşta Scipio, Hannibal'in taktiklerini kullanarak onu kendi oyununda yendi. Özellikle Numidyalı süvarilerin Roma tarafında savaşması, Hannibal'in her zaman güvendiği süvari üstünlüğünü ortadan kaldırdı. Zama Savaşı'ndaki yenilgi, sadece Hannibal'in değil, Kartaca'nın da sonunu getirdi. Kartaca, ağır barış şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Tüm donanmasını ve savaş fillerini teslim etmek, büyük bir savaş tazminatı ödemek ve Roma'nın izni olmadan savaşa girmemek gibi şartlar, Kartaca'yı Roma'nın bir uydusu haline getirdi. Savaştan sonra Hannibal, Kartaca'da politik reformlar yapmaya çalıştı. Yolsuzlukla mücadele etti ve ekonomiyi canlandırmaya çalıştı. Ancak bu çabaları Roma'yı rahatsız etti. Roma'nın baskısı sonucu Kartaca'dan sürgün edildi. Sürgün yıllarında Hannibal önce Suriye'ye, sonra Ermenistan'a sığındı. Her gittiği yerde Roma'ya karşı mücadelesini sürdürmeye çalıştı. Ancak Roma'nın diplomatik baskısı onu sürekli olarak takip etti. Sonunda Bitinya Krallığı'na, bugün Kuzeybatı Türkiye, sığındı. Milattan önce 183 yılında Roma'nın ısrarlı takibi sonucu yakalanmak üzereyken yanında taşıdığı zehri içerek intihar etti. Ölmeden önce söylediği rivayet edilen son sözleri, Romalıları bu yaşlı adamın canını almaktan kurtaralım olmuştur. Hannibal'in mirası, askeri tarihte derin izler bırakmıştır. Onun taktikleri ve stratejileri yüzyıllar boyunca incelenmiş ve örnek alınmıştır.